geçildi. Bu ekonomik koşulların altında şu anki esnafın sıkıntıları ürün tedariğinde malzeme fiyatlarının yükselmesiyle esnafların fiyat artışıyla çok sıkıntıları var. Bir ürünü iki fiyata alamıyoruz. Her aldığımız ürünü sattığımız ürünü yerine koyduğumuzda tekrar yeni bir fiyatla karşılaşıyoruz. Tabii ki bu da tüketicilere yansıyor. Biz de üzülüyoruz tabii ki tüketiciler de. Şu an mağaza giderlerinin en ön safta alınacak gider masraflarını şu an elektriği görüyoruz. Çünkü daha önce mağaza giderlerinin elektrik giderleri yani 300-500 iken 1000 liraları buluyor, 1500 liraları buluyor. Elektrikten çok şikayetimiz var. Elektrik giderlerinin mağazaya çok büyük bir maliyeti oluyor artık mağazacılık sistemine. Tabii ki şöyle elektrikte devlet KDV'yi %18 olarak uyguluyor. Bu %18 KDV direkt tüketiciden alınıyor. Bu KDV'nin direktmen özel bir tüketim olmadığı için %1'e düşürülmesi lazım. Yani bunu insanlar isteyerek tüketmiyor. Zorunlu bir tüketimdir. Bundan dolayı KDV %1'e düşürdükleri takdirde herkesin bir rahatlaması olacak. Bir de bu fiyatlardaki artışı da derhal durdurmaları lazım. Toplum olarak, millet olarak çok büyük bir külfetin altına girdi bu toplum, bu millet, bu esnaflar, halk. Hepimiz çok etkilendik. Tabii ki bu piyasaya da yansıyor. Elektrik faturası 2000 gelen bir evin bugün ayakkabı, giyim olsun her şeyinden kesme, her şeyinden kısma yöntemine gidiliyor. Bu da tabii ki ticari konuda bütün ekonomik sistemi bir şekilde durdurmaya yönelik bir yöntem oluyor. İnsanlar bu şekilde alışveriş yapmak istemiyor. Zorunlu giderinin dışında. Böyle olduğu zaman da iş yapamaz hale geliyor esnaf. İş yapamayan esnaf kepenkleri kapatma yöntemine gidiyor. Tabii maliyetleri karşılayamıyor. Esnafın çoğu artık bu aşırı giderlerin içerisinde artık mağazayı kapatma, kepenki kapatma dönemine gelmiş oluyor. Şu anki esnafın durumu hiç iç açıcı değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü artık sattığımızı yerine koyamıyoruz. Yani en basit bir örnek verirsek bundan bir ay önce bir bayan gelip alışveriş yaptığı zaman 150 liraya aldığı ayakkabıyı şu an kendisine 200 liraya satamıyoruz. Haliyle şu anda onlar da tepkiliyiz, biz de tepkiliyiz. Yani her iki taraf da birbirine karşı sistem yapıyor ama artık işin içine hiç kimse çıkamıyor. Maliyetler yükseldi, görüyorsunuz günden güne bir sürü zamlar var. Elektrik faturalarımız artık yani hemen hemen söyleyin %100. Eskiden yani 1 milyar faturamız gelirken şimdi artık 2 milyar 100, 2 milyar 200 fatura geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Maliyetlerin daha çok ayakkabıların üstüne gelmesi demektir. Tabii biz de alışveriş yaparken zorlanıyoruz. Yani bunun yanında artık yanımızda çalıştığımız personellere artık maaşlarına zam yapmakta zorlanıyoruz. Yani yapmadığın zaman onlar da zorlanıyor. Döviz kurlarını gördüğünüz gibi her geçen gün biraz daha yükseliyor. Tabii yükseldikçe bunlar bizim zararımızda oluyor. Bunun neticesinde yani kötü bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu pandemiden önce dükkanlarımız kapalı, inan bu kadar sıkıntıda değildik. Elektrik faturalarına gelince yani %125 gibi bir zam hakikaten de yani yıllardır Türkiye'de böyle bir şey uygulanmadı. Yani gelmiş faturaya bakıyoruz, 1 milyarlık faturada en azından yaklaşık 465 milyon vergisini ödüyordum yani. 600 lira elektrik kullanıyorum, 465 lira vergisini ödüyordum yani.
Gelen ürünlerimize bakıyorsun artık kargo ücretleri normalde yani çift başına biz yani takım olarak hesapladığımız zaman 35 lirayken şu anda 78-85 lira ödüyoruz. E şimdi bakıyorsun mazota zam gelmiş, onlar da haklı. Herkesin kendine göre bir haklılık derecesi olmuş durumda. Devlet büyüklerimizden beklediğimiz budur. Yani biraz daha ekonomiyi düzeltsinler. Yaşanabilir bir mücadele verdiğimiz için onlara biraz hak tanınsın. Bunun dışında bir şey yok yani. Ve valla şu an zaten esnafın durumu dışarıdan bir gözle baktığında zaten belli oluyor. Şu an işler yok. İşler kesat yani. Milletin cebinde para kalmamış. Yani millet alışverişe ayıracak parası yok. Alışveriş yapamıyor. Eskisi gibi çark dönmüyor yani. Eskiden mesela örneğin haftada bir genç diyelim. Şu an gençlere hitap ettiğimiz için gençler haftada bir iki defa alışveriş yapıyordu. Şu an ayda bir bile çıkıp üstüne üst baş alamıyor. Şu an temel gıdaya yönelik harcama var. Yani giyime yönelik bir harcama yok. Ya elektrik faturaları arttı, su faturası arttı. Yani doğalgaz. Millet daha çok temel ihtiyaca yönelik harcama yapıyor şu an. Böyle giderse millet yani esnafın çoğunluğu kemer kapatacak. Başka bir şey yok. Ya durumlar işler acısı. Ya şu an mesela kira yardımı falan yapılırsa iyi olur. Elektrik mesela keza 600-700 lira gelen elektrik 1,5-2 milyar geliyor. Bu yardımları yaparlarsa iyi olur. İşlerimiz şu anda yani çok düşük durumunda. Maalesef esnaf olarak artık ayakta durmakta çok zorlanıyoruz. Hani her şeyin maliyeti yükseldi. Elektrik faturaları hepsi 3 kat 4 kat oldu. Kiralar yükseldi. Yani sattığımız ürünü şu anda üstüne kat kat koyup alamıyoruz şu anda. Nereye gidecek? Böyle biz de artık esnaf olarak düşünüyoruz. Nasıl olacak? Maalesef biz de artık işin içinden çıkamıyoruz. Şöyle söyleyeyim, benim çocuk mağazası işletiyorum. Eskiden bir müşterim geldiği zaman, geçen sene örnek bir müşteri geldiği zaman bir çocuğuna 100-150 liraya alışveriş rahat yapabiliyordu. 3 çocuğu olan 300-500 liradan az çıkıyordu. Ama şu anda 3 çocuğu olan bize gelmiyor artık. Çünkü alım gücü yok, alamıyor. Geldiği zaman örneğin 1000 liradan aşağı çıkamaz 3 çocuğa şu anda. Onun için o bir de ne yapacağını bilmiyor. Biz de nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz artık. Hani gerekirse bu vergilerdendir, faturalardandır, elektriklerdendir. Hani bunlarla ilgili bunun üstüne dursalar bizim için çok iyi olur. Çünkü hani her şey ham madde diyoruz. Şu anda ham madde fiyatları iki kat olmuş. Eskiden biz şu anda sattığımız poşetleri bile parayla alıyoruz, vergisini ödüyoruz. 10 lirayken, 12 lirayken şu anda 50 lira fiyat bize söyleniyor. Bunun içinden nasıl şimdi çıkacağız? Biz de artık bilmiyoruz yani. Bir an önce inşallah her şey düzelir ve herkes feraha kavuşur.